Ay, her tarafım çekiliyor yine, dökülüyorum. Vah sultanım vah. Neren ağrıyor? Yapma şöyle Halil Bey, aa. Sen üstüme geldikçe çarpıntılarım artıyor. Ne yaptık ki sultanım? Yapma dedim, aa. Dokunma bana. Terini siliyorum sultanım. Bunda ne kötülük var? Sanki ben senin maksadını bilmiyorum. Terini sileyim, ateşine bakayım derken... Yabancı mıyız sultanım? Artık helalimizin ateşine de mi bakamayacağız? Yaklaşmayacaksın bana Halil Bey. Yasak. Doktor yasakladı. Hadi canım, doktor ne karışır o işlere? Doktordan mı izin alacağız? Orasını bilmem artık. Öyle hücum falan yok bundan sonra. Sağlığıma zararlıymış. Duymadın mı doktoru? Bırak sultanım doktoru moktoru. Kadına nikahlı kocası şifadır. İlaç gibi gelir. Aman Halil Bey aman. İstemem senin ilacını falan. Uzak dur, işte o kadar. Ah ah, ne dolmaz çilem varmış. Şu güzelim bahar günlerinde bile gecelerim boş, ayaklarım buz gibi. Günaydın. Günaydın. Omlet mi yapıyorsun? Çocuklara Şükrücüğüm. Biz artık ne kadar az yumurta yersek o kadar iyi. Canım biz de birazcık alırız ucundan. Of, her tarafım tutulmuş. Sanki hiç uyumamış gibiyim. Çok sıkıntılı uyuyordun. Abini sayıklıyordun durmadan. Abimi mi? Ayıp ediyorsun ama abi. Niye böyle yapıyorsun abi? Devamlı konuştun. Ben ne sorduysan cevap da verdin bir güzel. Yapma ya. Neler söyledim? Ağzımızdan bir şey kaçırmadık inşallah. Kaçırdın kaçırdın. Her şeyi anlattın. Şevket abi Ergun'un üstüne yürümüş. Sen araya girince de sana vurmuş. Hayret. Aynen öyle oldu. Senden korkulur vallahi Nazan. Fazla etkilenmişsin Şükrücüğüm. Alışamadım bu işlere bir türlü. Alışamadım ne yapayım. Ağrıma gidiyor bu yaşta zorla değil ya. Abin o senin. Durma üstünde bu kadar. Olmuyor işte baksana. Rüyamızda bile görüyoruz. Annem bu pazar bizi yemeğe bekliyor. Haberin var mı? Yok. Niye? Anneler günü için mi? Değil sözde. Hep birlikte yemek yiyecekmişiz. Hediye falan alırsanız darılırım dedi. Annem deyince çocuklaştı. O zaman niye bu pazar toplanıyoruz? Manasızlık işte. Bir şey almadan da olmaz ki. Almayın Nazan. Konuş bir hele de. Karşıyım ben böyle şeylere. Yok anneler günü, yok babalar günü, yok sevgililer günü. Maksat alışveriş olsun. 300 bin liralık şu kadarcık bir gül, anneler gününde 1 milyona çıkıyor. Dur bakalım, Mini'yle de bir konuşayım da. Almayayım vallahi bir şey. Kazıklanmanın alemi yok. Yalnız anneler gününde mi hatırlar insan annesini? Buyurun. Evde mi bizim kiracılar? Cenab-ı Elim, bilmem haberim yok vallahi. Tabii, nereden bileceksin? Dünyadan haberin yok ki senin. Pilavcı mısın, kapıcı mısın? Zaten o yönetici denen bunağın dünyadan haberi yok. Dingo'nun ahırına döndü apartman. Giren çıkan belli değil. Her dakikada kapıda duramayız ki efendim. Duracaksın tabii. Başka türlü o anarşistlerin hareketlerini nasıl kontrol edeceğiz? Tamam. Anarşistler mi? Dinlemedin mi o şair bozuntusu yalı kazığının radyodan söylediklerini? Yoo dinlemedim valla. Ne söyledi? Kiracıları ev sahiplerine karşı kışkırttı düpedüz ahlaksız. Maksadı milleti birbirine düşürmek. Bölücülük. 146'ya 1'e girer suçu. Cezası da doğrudan idam. Tamam. İdam mı? İdam ya ne sandın? Sallandırmak lazım böylelerini. Hemen veriyorum mahkemeye. Anarşistleri yaşatmam ben elinde. Kapıya da bugün asıyorum kiralık ilanını. Sokakta kalsınlar da görsünler dünyanın kaç bucak olduğunu. O kadar kolaydı. Niye sırıttın öyle pişmiş kelle gibi? Yok efendim estağfurullah. Ne sırıtması? Asansörün parasını ne zaman verecek diye Muvaffak Hoca sorup duruyor da. Patlamadı ya. Beklesin biraz. Sanki kendi cebinden ödedi. Tamam efendim. Söyle dedi söyledik. Bize ne bari su? Veririz ay başında acelesine. Cenab-ı Bey'e kızmış hırsını bizden çıkartıyor domuz. Anne, tuvalete gittin mi ben kızım? Şimdi oradan geliyoruz ya anneciğim. Siz ne yapıyorsunuz öyle efendim? Kiralık ilanını hazırladım efendim. Asacağım apartmanın girişine. Aa, hayır efendim, asmayacaksınız.
Bizim kiralık dairemiz falan yok. Var efendim. Akşama sabaha koyacağım o kıllıları kapının önüne. Hem de polis marifetiyle yaka paça attıracağım, göreceksiniz. Kimseye attıramazsınız efendim. Hem siz de karışıyorsunuz, orası benim anneciğimin evi. Karışırım efendim. Oturtmam o anarşisti orada. Hiç de bile anarşist değil efendim. O büyük bir şair. Devlet şairi. Devlet şairiymiş. Devlet düşmanı desenize şuna. Toplum düşmanı. Daha beteri servet düşmanı. Astırmam efendim. Hadi asıl da görelim. Yenisini yazarım efendim, hiç sevilmeyin. Nasıl olsa kağıt davul kalemde. Bas! Dolaşma sen de ayak altında bu şimet. Ellerin kırılsın, ne yapmış şimdi sana hayvan? Gel kızım gel. Dolaşma o huysuz babanın ayağının altında. Allah Allah! Nereden babası oluyormuşum o pis musibetin? Babasısınız işte efendim, kedi babası ne olacak? Kedi babası. Halis nasıl oldun oğlum? Gelmiyor musun kahvaltıya? Gelmeyeceğim Ayşenge, iyi değilim. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Aslında hiçbir şeyim yok, numara yapıyorum. Numara mı? Şşş, kimseye söyleme. Dükkana gitmemek için hasta numarası yapıyorum. Bir işim çıktı da. Ne işi bu? Tertibimin randevusu var bugün. Balık eti sevgilisiyle. Beni de çağırdı, ne tatlı. Babam birazdan gider. Annem mutfağa girince kaçacağım. Olur mu hiç Halis? Ne derim ben sorarlarsa? Yalan söylersin, ne var? Bilmiyorum dersin yumuşak yumuşak. Hatırım için. Bu yaştan sonra bana yalan söyletiyorsun Halis. Tövbe yarabbi, aşk olsun. Ay. Gelmiyor mu Ayşe? Gelmiyor abla, hastaymış. Hasta mı? Nesi varmış? Başı dönüyormuş enişte. Midesi de bulanıyormuş biraz. Ne oluyor bu çocuğa? Niye böyle? Yine ilacı fazla mı kaçırıyorsunuz yoksa? Lan kaçırmıyoruz Davut. Bence o hasta falan değil. Bir numara çevirdiğinden şüpheleniyorum. Bak sen, numara çeviriyordun kafa. Ne numarası peki? Onu henüz tam olarak anlayamadım Davut. Sen biliyor musun kızım? Sana bir şey çıtlattı mı? Tövbe enişte. Bilsem söylemez miyim hiç? Gözün üstünde olsun Rubiye. Dikkat et, kaçmaya falan kalkmasın. Hiç merak etme Davut. Bir santim yerinden kıpırdayamaz. Bütün hilelerini biliyorum artık. Kadın babana artistlik yapmaya devam ediyormuş Gül. Ayılıp bayılmalar, hasta numaraları. Oo. İnşallah sahiden hastalanır da geberir yılan. Öz, öz! Dağdan mı indin? Anam, buyurun. İyi günler. Neydi komşu, anlamadım. Aman Yavuz Bey. Dur kız hemen, şimdi sen de katil gibi. Size söylemedim efendim, yanlış anladınız. Kaşını gözüne oynat böyle komşu. Ya kime söyledin? Sabahtan akşama kadar dandun çarpıyorlar şu kapıyı efendim. Yazık, günah. Dünyanın parasını verdik asansör tamiri için. Aa, ne verdi ki bu? Parayı biz verdik kız Sabri Hoca. Konuşma öyle. Parçalattıracak mısın kendini? Bak adamın ayağı düzelmedi daha. Harişten güzel yok ablacığım. Konuşuyoruz. Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim efendim. Ay başında takdim edeceğiz borcumuzu. Alırız komşu. Acelesi yok. Laflarına dikkat et yeter. Buyurun. İyi günler. Durun efendim. Siz laftan anlamıyor musunuz? Buyurun. Sayın abim nerede koçum? Görünmüyor ortalıkta. 19 Mayıs koşusuna çıkmış Yavuz Bey. Samsun'a kadar koşacakmış. Ey maşallah. Çekmeye başladı yine kafayı herhalde. Ay yazık kız. O daha Bostancı Köprüsü'ne gidemeden ölür. Ağzını ayır aç ablacığım. Bırak uçup bisikleri kalsın. Dayan ablacığım. Hey maşallah. Verin şunu diyorum efendim, onu da yırtacağım. Ay. Hiç zahmet etmeyin efendim. 10 kere yırtsanız 10 kere yeniden yazarım. Bağırmayın Sabri Bey, bütün apartman buraya toplanacak şimdi. Toplanırlarsa toplansınlar be, onlardan mı korkacağım? Zaten herkes biliyor sizin kaç paralık bir insan olduğunuzu. Yeter, yeter efendim.
O servet düşmanına arka çıktığınız yetmiyor, bir de kendi kocanıza hakaret ediyorsunuz. Bağırmayın Sabri Bey, teyzenin yüreğine inecek vallahi, Allah korusun. Nerede o günler? Siz ne dediniz anneciğim için efendim? İnşallah sizin yüreğinizi iner. Ne oluyor efendim, nedir bu gürültü? Karı koca kavgası, kiracı Allah yüzünden. Allah Allah, ne yapıyorsunuz efendim, kendinize gelin. Karışma sen Burak, sensin Burak. Canavarsınız siz efendim. Ben bir canavarla evlenmişim. Öldüreceğim. Cafer, Cafer, koş koş. Cafer gel. Kaç Sabri Bey, gözü dönmüş kadın. Sen kime gözü dönmüş diyorsun Sersem? Çekil. Rahat dur sen de artık be. Ne oluyor öyle Sersem Mersem? Asacağım efendim. Çatlasanız da asacağım. Kiralık daire mi? Hangi daire kiralık? Çekilme şuradan Burak, sen de. Tamam. Burak sana benzer, dangalak. Çekil. Evet efendim, dangalak. Cenab Beyleri evden atacakmış bu canavar. Hadi canım, kolay mı öyle kiracı atmak? Zor biraz efendim. Avucunuzu yalayın. Attırmam. Öyle bir atarım ki şaşar kalırsınız. Kiracı milleti değil mi? Hepsinin köküne kibrit suyu. Terbiyeli konuş Kereste müdürü. Biz de kiracıyız. Kereste müdürü, Kereste müdürü. İyi artık bir ölsün mü kiracılar? Onların canı yok mu? Biz kapıcıyız Gül. Sen karışma. Efendi efendi, ben senin gibi çok uyuz ev sahibi gördüm. Lafını bil alırım ayağımın altına. Hadi al bakalım sıkıysa. Gebertirim seni vallahi. Ay, ay, aman. Bırakın, karışmayın. Önce ben geberteceğim. Neler oluyor İpekçi? Neymiş o gürültü? Aşağıda savaş çıkmış abi. Bir yanda kiracılar, öbür yanda ev sahipleri. Ne diyor? Bunun benim radyo programımla bir ilgisi olabilir mi acaba? Dalga mı geçiyorsun abi? Sen karıştırdın ortalığı. Bazen insanları etkilemek gücüm beni bile şaşırtıyor İpekçi. Görüyor musun? Demek birkaç sözle bütün kiracıları harekete geçirdim. Asıl Sabri Bey'i harekete geçirdin abi. Adamın bütün nefretini üstümüze çektin. Bizi iki gün içinde evden attıracakmış. Kiralık ilanını hazırlamış bile. Hiçbir şey yapamaz İpekçi. İstanbul'u bütün kiracılar bizim arkamızda. Şu mektupları görüyorsun değil mi? Sonuna kadar hepsi destekliyor. Kiracıların desteğinden ne olur abi? Ev sahibimiz bize düşman oldu diyorum, anlamıyor musun? İşte Sabri Bey kapıya dayandı bile. Yanılıyorsun İpekçi. Kiracı dostlarımız dayanışma için geldiler. Çok iyimsersin abi. Hoş geldiniz Sabri Bey. Şimdi biz de sizden... Size çok kızdım efendim. Ayrıca teessüf ediyorum. Yaptığınız bölücülükten başka bir şey değil. Sakin ol Sabriciğim. Eğer seni bilmeden üzülsem... Sabriciğim demeyin efendim bana. Yaptığınızı yanınıza bırakmayacağım. İşte anneciğim, kiracı düşmanı damadınız burada. Seni hain, seni vicdansız. O şey can seni kızından. Ben değilim abi. Bakın damadınız burada. Yapmayın efendim. Sen rezil. Kıracağım bacaklarını. Al sana. Ne yapıyorsunuz efendim? Gidin başımdan. Bırak. Geç mi kaldım tertip? Yok yok, daha gelmedi. Niye eline bir şey almadın? Elime mi tertip? Çiçek falan mesela. Niye? Niye olacak kafasız? Kız nasıl tanıyacak seni? Ben onu görür görmez tanırım be tertip. Bir defa balık eti. Salak. Ya gidip başka bir balık eti kıza asılırsan? Mö gibi. Olur mu be tertip? Birbirimizi anında tanırız. Bak göreceksin, trenden iner inmez kollarını açıp bana doğru koşacak. Ben de koşarım filmlerdeki gibi, ne tatlı. İşte geliyor. Çekemeyeceğim bu apartmanı artık İpekçi. En kısa zamanda başka bir ev bulup taşınalım. Nereye taşınırız abi? Kolay mı böyle ucuz ev bulmak bu zamanda? Aslında adam haklı.
Verelim istediğiniz zammı, olsun bitsin. Olmaz ama İbrikçi. Alışık değilim ben böyle itilip kakılmaya. Duramam istemediğim yerde. Al işte. Yeni bir saldırı. Yine kapıya dayanı sabrelerin muhterisi, ev sahiplerinin yüz karısı. Sanmıyorum artık onun geleceğini abi. Sen yine de sakın bakmadan açma İbrikçi. Hüseyin'miş abi. Ha, şu bizim eskici. Aç bakalım aç. Ona da bir çift sözüm var. Efendim ben geldim. Ne yüzle geldin Hüseyin? Sen nerelerdesin bakayım haftalardır eskici? Vallahi ne deseniz haklısınız hocam. İşlere daldık, dostları unuttuk. Bugün de gelemiyordum. Yolda sizin belalınıza rastladım. Sabri Bey'e mi? Yok canım, öbürü Cemil. Ha. İçmiş içmiş zom olmuş. Serilmiş kalmış caddenin ortasında. Attım benim arabaya, doktora getirdim cevabına. Bırak şimdi Cemil'i Hüseyin. Ne oldu bizim anlaşma? Ne olacak hocam? Aynen devam ediyor. Çekeceğim ama kulağın eskici. Bak, bu resim günlerdir burada toz içinde duruyor. Aa! Hazırda bir paşa dede resmi var mıydı ya? Yani Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış vallahi. Ne o? Yeni sipariş aldın galiba. Aldım hocam. Hem de ne biçim. Avansını bile aldım. İşte bu da senin payın. Hayır İpekçi, vermiyoruz tabloyu. Sen bunu 20 gün önce ısmarlamıştın. Artık çok geç. Yapma hocam. Geldik ya işte. Verelim abi, paraya ihtiyacımız var. Para her şey demek değildir İpekçi. Öyle deme hocam. Paradan başka ne kaldı güvenecek şu kahpe dünyada? Al şunu güle güle harca. Ne kadar var burada? Tam 300 milyon. Arkası da gelecek yakında. İlaç gibi geldi bu para Cenab-ı abi. Kabul et. İyi sayı İpekçi, eksik olmasın. Aşk olsun hocam. Benim hayatta kimseyi kandırdığımı gördün mü bugüne kadar? İpekçiğim, al şimdi o parayı götür, Sabri Bey denen o alçağın suratına çarp. Aslında alçak demek onun için iltifat olur tabii. Çukur oğlu, çukur böyle. Hah işte, geliyorlar Davut. Neredesiniz siz bakalım? Ne bu haliniz böyle? Bir kız vardı da amca. Tertemin balıkçı sevgilisiyle buluşmaya gitmiştik baba, yumuşak yumuşak. Al! Güzel konuş, şimdi patlatacağım enseni. Anne baksana şuna, ensemi patlatacak. Konuşma Halis. Evden kaçtığın için sana çok kızgınım yavrum. Vallahi şimdi ben de patlatacağım enseni. Sen niye dükkandan kaçıp gittin? Kafasız. Hadi kendin gittin. Bunu niye yanında sürükledin? Kafasız baba, kafasız. Kızın abisinden dayak yerken ben kurtardım. Asıl ben seni kurtardım Adi. Yalancı Adi. Yumruğu yiyip oturdun böyle gibi. Al. Güzel konuş büyüklerine. Birer birer anlatın yavrum, ne oldu? Kızın ağabeyi de mi geldi oraya? Geldi anne. Zaten Rumuz balık eti oraya gelmedi ki. Onu hiç görmedik. Abisini yollamış. Yarmanın teki böyle gibi. Tertibin üstüne çullandı amca. Bir yumrukta yere serdim. Ben yere serdim Adi. Böyle. Al. Rahat durun, şimdi ben yere sereceğim ikinizi de. Dur Davut. Bırak da anlayalım şu meseleyi ya. Adam gibi anlatın şunu hayırsızlar. Benim dediğim gibi oldu baba. Hayır amca, benim dediğim gibi oldu. İkisinin dediği gibi de olmadı Davut Usta. Ha, sen anlat kızım, nasıl oldu? Kızın abisi ikisini de dövüyordu, ben kurtardım. Ne? Evet usta, çok kızmıştı. Kafa kafaya vuruyordu bunları. Yetişmeseydim ikisini de hastanelik edecekti. Sen nasıl kurtardın Dilek? Korkmadın mı o pis adamdan? Korkmadım vallahi. Bunları öyle görünce dayanamadım, atıldım. Vallahi bir ısırdım sırtından böyle hart diye. Tüh sizin kalıbınıza. Dayak yediğiniz yetmiyor, bir de şu kız kurtarıyor sizi. Yakışır mı şerefli çocuğuna? Gel. Efendim rahatsız ettim. Şu yazın imzalanması lazım da. Hemen bankaya gidecek. Getir bakalım. Şükrü nerede ya Ergun? Cem Bey'le birlikte çarşıya gittiler efendim. Biraz alışveriş yapacaklarmış. Hala küskün bana Sıpa, farkında mısın? Yok efendim, sanmam. İnsan abine küser mi hiç? Küser küser. Adam benden köşe bucak kaçıyor, görmüyor musun? Al bakalım. Sen de mi dargınsın? Aman efendim estağfurullah, ne haddi be. Senin de kalbini kırdım o gün. Yok efendim, ben kırılmam. Bazen bende de oluyor kabahat. Kızdırıyorum sizi. Kırılır mıyım hiç, aşk olsun. Sizi öz babam gibi severim efendim. Müsaadenizle öpeceğim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim.
Keşke bütün patronası kadar düşünceli olsa. İzninizle. Var bu evde bir şey var. Irsi herhalde. Bak nelerle uğraşıyoruz. Ne oldu yine Ergun Bey? Hiç kızım, dengesiz işte. Önce adamın yüzüne güler, sonra orada bir şey yokken patladı tokadı. Dedikodu yapma müdürüm, affedersin. Sen kedi işine bak Abbas Bey. Laf dinleme, yürü hadi. Dinlemiyorum, affedersin. Sen bak işine. Öyle değil mi kanarya? Sağ solu belli olmuyor. Sabah bir karı suratla gelir, sonra birden eser aklına sarılır şapur şupur öper. Vallahi bilemeyeceğim Ergun Bey. Beni ne tokatladı bugüne kadar, ne de sarılıp şapur şupur öptü. Biraz ayıp olmuyor mu Ergun Bey? Konuşuyor işte bacım, affedersin, cıvık cıvık. Hayır, sırf biz olsa neyse. Bu yaşta gelmiş kardeşini duyuyor adam yahu. Konuşma dedik, affedersin. Konuşturmam ben adamı patronun arkasından. Dur dur. Bana bak, sen çok oldun artık. Vallahi kırarım ağzını burnunu. Kır bakayım. Yapmayın. Ne yapıyorsun abi, sağ ol, bırak. Kendinize gelin Ergun Bey, hiç yakışıyor mu? Doğruları söyleme kabahat oldu değil mi? Dengesiz işte. Şükrü Bey de Veliaht Hazretleri de dengesiz. Hepsi dengesiz. Ne bağırıyorsun Ergun ya? Kimmiş dengesiz? Konuşsana müdürüm, affedersin. Dilini mi yuttun yoksa? Söylesene, kimden bahsediyorsun Ergun? Şeyden efendim. Tribün mayaklarından, tribün. Dikkat et, buralara bulaşmasın. Dikkat ediyorum abla. Of, gidemedi evine. Gidemedi şu Türkan Hanım da. Hiç düşünmüyor şu kadını. Çocuklar mı bekliyor? Yemek mi pişecek? Kızıl babacığım, of. Kızıl. Kızıl ya, hem de ne kızıl. Bak baba, ne yapıyoruz? Tamam. Niye ziyan ettiniz kızım? Niye boyadınız bu makarnaları böyle? Anneme kolye yapıyoruz baba. Bak bu da bilezik. Anneler gününe vereceğiz. Annenize ha? Aferin benim akıllı kızlarıma. Çok da güzel oluyor valla. Şunlardan bana da yapsanıza birkaç tane. Tamam baba. Baba, bu anneler günü. Kendimiz için istemedik ya kızım. Biz de annenize vereceğiz. Ayıp baba, ayıp. O senin karın baba. Param mı yok? Kendi hediyeni kendin al. Babacım, bindi. Anladık. Hadi kesin şunu. Ağız birliğim ettiniz. Bazen enerjimin tükendiğini hissediyorum Nazif. Ders, prova, aerobik derken canım çıktı. Ya, al benden de o kadar Aysel'cim. 6 saat dersim vardı bugün. Ayaklarıma kara sular indi. Onca yorgunluktan sonra işe çıkacaksın bir de. Ya, ciddi düşünüyorum Aysel. Bırakacağım galiba ben bu taksiciliği. Her türlü insanla uğraşıyorum. Çok ağrıma gidiyor itin kopuğunu, ağzının kokusunu çekmek. Çalış çabala, bir yerimizden de belli olsa bari. Öyle, bir dikil ağacımız bile yok. Acaba özel bir okula mı geçsem? Ya da bir dershaneye. Matematikçi Nuri'yi biliyorsun. 1 milyardan fazla maaş alıyormuş. Gel yerin hazır dedi bana da. Ama onun da güvencesi yok Nazif. Bugün alırlar, yarın çıkartıverirler. Orası öyle tabii ama. Dur bakalım, biraz daha sıkalım dişimizi. Şu kooperatifin taksitleri bitince rahatlarız belki. Hiç sanmıyorum Aysel. O zaman da başka bir şey çıkar. Çalışmaya gelmişiz biz bu dünyayı. Çalışmaya. Hadi. Biraz kafanı kullan kızım. Kabzımal Ökkeş'in oğlu deyip geçiyorsun ama çuvalla parası var. O ayının parası beni hiç ilgilendirmiyor anne. Kız şahane hayat yaşatır sana salak. İstanbul'un yarısı onları. Olabilir anne. İstemiyorum, anlamıyor musunuz? İstemiyorum. İyi akşamlar güzellerim, tek. Hoş geldin baba. Kocaların bir tanesi gelmiş. Nasıl geçti günün Sedatcığım? Verimsiz bir gündü sevgilim. Hasılat düşük. 300-500 gibi bir şey kaçırabildim ancak, cız. Olsun canım, cızmız. Akmasa da damlıyor işte. Ben de bu akılsıza laf anlatmaya çalışıyorum burada. Ne o kızım? Sen bir türlü vazgeçmeyecek misin bu inadından? Neler kaçırdığının farkında mısın sen? Aman baba, sen de başlama şimdi Kabzımal Ökkeş'in oğlunu anlatmaya. Bu kafayla gidersen ileride çok pişman olacaksın sen. Taşlara vuracaksın başını ama iş işten geçmiş olacak. Bize göre hava hoş kızım. Sen kendin düşün. Otobüslerde, minibüslerde sürünürsün. Annenle ben şurasında 6 ay sonra Londra'dayız. Çok duyduk bunları baba. 6 ayda bir Londra'dasınız zaten.
Ne günah işledik biz Serpil? Nerede hata yaptık biz? Nedir bu sosyal demokrat ağızları böyle? Ah bir bilsem Sedat, bir bilsem. Saat 11'de. Yine bekledi, iyi akşamlar. Aman katil. Haleceğin, tut beni, tut beni. Şafaktan horoz sesi. Abacım kes. Fazla üfledim vatandaşın kafasını. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Merhaba. Eyvallah, buyurun. Buyurun. Doldur bakayım şuradan iki tabak alopya ablam. En atıldığım müşterimiz geldi. Çifter porsiyon hazırlıyorum abi. Ay! Of. Dikkat et kız kapıcı. Adam ayakta zor duruyor zaten. Ruh gibi baksana. Dikkat et kelimelerin ablacığım. Kim ruh gibiymiş? Vatandaşın gözü gündüz de açık, gece de. Ay güldürme insanı kız. Ayakta uyuyorsun haberi yok. Ah aman be. Adam cızmız derken götürüyor paraları. Vatandaş her şeyin farkında alacağım. Birader bugün de götürdün 305 tamam mı? Hepsini kaydediyorum. Soracağım hesabını. Cım. He. Yavuz Bey ne yapar adamı? Oyarım oyarım. Buyurun afiyet olsun. Ah. Çal kuşum.